Vietnam'da hayallerimize kaldığımız yerden dokunmaya devam ediyoruz. Zala, Nha Trang arası 135 kilometre. Olduğu halde Nha Trang'a ancak 3 saatte ulaşabildik. Deniz tatili için popüler bir destinasyon olmasına rağmen otobüs terminali yok. Her şirket müşterilerini kendi acentasının önünden alıyor ya da indiriyor. Neyse ki önceden bunu keşfedip kalacağımız yerleri buna göre ayarlamıştık. Yine yürüyerek kalacağımız apartı bulduk. Bir apartmanın 5. katıydı. Ev sahibimiz orta yaşlı bir çiftti. Apartmanın giriş katında kalıyorlar, üst katları apart otel olarak kullanıyorlardı. Kadın öğretmenmiş, okula gidiyor. Ayrıca alt katta yaptıkları camlı derslikte öğrencilere özel ders veriyor ve terzilik yapıyormuş. Eşi emekliymiş, o da apartın diğer işlerini hallediyormuş. Anlattıklarına inanamadım. Yani nefes almadan çalışıyorlar. Gerçekten kaldığımız 2 günde sürekli hareket halindeydiler. Herhalde çok zorlu günlerden geçtikleri, belki savaşta çok yokluk, açlık yaşadıkları için şimdi deliler gibi çalışıyorlar. Bu kadar dedikodudan sonra gelelim Nha Trang'a. Uzun plajları ve 19 irili ufaklı adası ile gezginlerin gözde yerlerinden biri. Şehrin çevresindeki dalış merkezleri için dünyanın en iyi mercan resiflerine sahip olduğu söyleniyor. Ancak orada kaldığımız sürece deniz dalış için uygun olmadı. 6 kilometrelik Chan Phu plajının güzelliğinden dolayı sahil şeridi lüks oteller, şık turistlerle dolu. Otellerin bir kısmı da inşaat halinde. Plajla aynı ismi taşıyan cadde, ince beyaz kumsalla şehri birbirinden ayırıyor. Caddenin kenarında bulunan yüksek palmiyeler size şehirden uzaklaşmış hissi verirken, caddenin diğer tarafındaki lüks mağazalar, kafeler, şık zengin turistlere hizmet ediyor. Yerli halk ise daha içerilerde yaşam savaşı veriyor. Beni en çok şaşırtan, yoksul sokak satıcılarının pişirdikleri kocaman kocaman istakozları sanki elma şekeri gibi çantalarından çıkartıp satmaya çalışmaları oldu. Şimdi istakoz bol olabilir ama bilinçsiz bir şekilde avlanan bu canlıların nesli her geçen gün daha da azalıyor. Ve bir gün bu dev istakozları bulamayacaklarının maalesef farkında değiller. O kadar üzüldüm ki bu zavallı istakozlara ne bakabildim ne de sizler için fotoğraflayabildim. Fakat anladım ki dalış yapabilseydik birbirinden ilginç canlıları görebilecektik. Böyle olunca şansımıza hayıflanmadan edemiyorum. Nha Trang için Vietnam'ın Bodrum'u diyebiliriz. Rus turistler sıcak suları çoktan keşfetmişler. Işıklı tabelalarda bile Rusça reklamlar vardı. Aslında şehir Çinli turistler için de popüler. Ama onların tercihi Rus turistler gibi deniz, kum, güneş değil. Onlar tarihi mekanları ziyaret etmeyi tercih ediyorlar. Bizim de giriş amacımız tarihi yerler olunca her yerde onlarla iç içeydik. Söylemeden edemeyeceğim. Burada Mart ayında hala kış devam ediyor. O yüzden halk mantolarla geziyor. Aykırı tipler olarak bir biz bir de Rus turistler kısa kollu bluz ve şortla dolaşıyorduk. Deniz nasıldı tam bilemiyorum. O kadar deli dalgalıydı ki ayaklarımızı ancak ucundan ıslattık. Dalgalı olmasa mutlaka girmek isterdik. Çünkü su serindi fakat girilemeyecek kadar da soğuk değildi. Biz Ocak ayında Antalya'da denize girmişiz. Burada haydi haydi girerdik. Ama dediğim gibi dalgalardan resmen tırstık. Biz kıyıda yürümeye çalışırken çılgın bir grupta denize girmeyi ya da dalgalarla oynamayı denedi. Allah'tan bir sıkıntı olmadan çıktılar. Artık şehre geliş amacımıza gelelim. Şehrin en önemli yeri Phung Nga Gu Cham Tower dedikleri tapınak kompleksi. Kompleks merkezden 3-4 kilometre ileride Gai Nehri'nin kıyısında Uy Lav Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. 7. ve 12. yüzyıllar arasında bölgede hüküm sürmüş olan Champa uygarlığının Hindu tanrılarına taptıkları dönemde 8 kule olarak inşa edilmiş.
İlk dönemlerde içinde altın heykeller bulunduğundan korsanlar ve bölgedeki egemen güçler tarafından pek çok saldırıya uğrayarak yıkılmış. Kuleler halk tarafından kutsal kabul edildiğinden tekrar onarılmış veya yeniden inşa edilmiş. Şimdi geriye 4 kule ya da tapınak kalmış. Heykel ve mimari açıdan gelişmiş olan Campo uygarlığının altın çağında inşa edilen kompleks küçük kırmızı tuğlalardan yapılmış. Tuğlalar sıkı sıkı birbirlerinin üzerine oturtulmuş. Dışarıdan bakınca yapıştırıcı madde kullanmadan nasıl böyle yüksek kuleler inşa edebildiklerine insan inanamıyor. Kompleks ve 28 metre yüksekliğindeki en uzun kule insanlara tarımı, özellikle pirinç ekmeği, dokumayı öğreten bereket tanrıçası ve Vietnam'ın annesi kabul edilen Phung Nhat Vuong'a adanmış. Diğer kuleler de yine Hindu bereket tanrı ve tanrıçalarına adanmış. Tapınaklar müze olarak gezildiği gibi hala ibadethane olarak da kullanılıyor. İçeri girerken kıyafetlerinizin uygun olması gerekiyor. Atlet ve kısa şortla içeri girilmiyor. Uygun kıyafeti olmayanlara girişte örtünmeleri için peştemal veriliyor. Devasa kulelerin içleri küçüktü ve gün ışığı girmiyordu. Şimdi elektrikle aydınlatılan odaların tavan ve duvarları yıllarca yakılan mum ve tütsülerin dumanından dolayı kırmızı tuğla renginden koyu siyaha dönmüştü. Yoğun bir tütsü kokusu vardı. Kulelerin hepsinin içinde tanrılar ve tanrıçalar ile ilgili antika heykeller, yazılar ve süslemeler bulunuyordu. Tapınakların arka kısmında ise tapınaklarda daha önce kullanılan antika heykeller ve yazıların sergilendiği küçük bir müze yer alıyordu. Ziyarete gelen turistleri de unutmamışlar. Bahçede gün içerisinde belli aralıklarla geleneksel dans ve müzik gösterisi yapıyorlardı. Yolunuz düşerse burayı atlamayın. Şehrin nehir tarafındaki çamur banyolarının metini duymuş, gelmeden burası için bir tur almıştık. Dung Bun Hoan Resort Otel'in çamur banyosu turuna katıldık. Otel görevlileri bizi araçlarıyla aldılar. Gerçekten şehrin bayağı dışında bir yer. Adı otel ama konaklama yok. Belki otel kısmı başka yerde. Bilemiyorum. Sadece gün içinde kullanım yapılabiliyor. Geniş açık alanda ağaçların altında termal havuzlar, duşlar, kafeteryalar var. Bütün gün sıkılmadan geçirilebilecek şekilde tasarlanmış. Biz yarım günlük bir tura katıldık. İçeri girerken kolumuza bileklik taktılar. Çamur banyosu için 2, 4, 8 kişilik küvetler hazırlamışlar. Girileceği zaman küvetleri çamurlu, termal su ile dolduruyor, çıkanın ardından boşaltıp temizliyorlar. Küvette yarım saat kalınıyor. Zamanınız dolunca uyarıyorlar. Çamur banyosu için sıraya girdik. Bileklerimizi sisteme işlediler. Neyse, sıra bize geldi. 2 kişilik bir küvet verdiler. Çamur yoğun değil, oldukça sulu ve rahatsız etmeyecek şekilde sıcaktı. Pek çok hastalığa derman diye açıklaması vardı. Çok keyifliydi. Çamur havuzundan sonra diğer havuzları istediğimiz kadar kullanabildik. Değişik temalar uyguladıkları havuzların kimisi ılık, kimisi soğuktu. Biz beğendik. Tavsiye ederiz. Dönüşte aracımız bizi kaldığımız eve bırakacaktı ama biz Honchon kayalıklarında indik. Gittiğimizde başımızın belası Çinli turistler çoktan büyük otobüslerle gelmiş ve kayalıkları zapt etmişlerdi. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Biz asıl Çinli turistleri göremeyince şaşırıyoruz. Neyse, Honchon kayalıkları karanın Güney Çin denizine burun vermesi ve denizin kayalıkları şekillendirmesiyle oluşmuş doğal bir güzellik. Dışarıdan da görebiliyorsunuz ama o kadar gitmişiz, bari içerisinden de gelip fotoğraf çekelim dedik. Çinlilere rağmen
gerçekten güzel görüntüler aldık. Buradan sonra yolumuza yürüyerek devam ettik. İkinci durağımız Dam Market oldu. Ana caddeden bayağı bir içeride sebze, meyve, balık, iğneden ipliğe her şeyin satıldığı, turistlerin uğramadığı, halkın alışveriş yaptığı büyük bir hal. Biz biraz geciktiğimiz için pek çok tezgah kapanmıştı. Burada yaşayan halkın fakirliği çok belirgindi. Yolda yumurta pişiren bir teyzeye rastladık. Çok ilginçti. Yumurta, un, kıyılmış yeşil soğanın olduğu bir karışımı çırpıp minik oyukların olduğu toprak tencere gibi bir şeyde pişiriyordu. Çok lezzetliydi. Daha sonra gittiğimizde pek çok yerdeki sokak satıcılarına baktık ama bunu bir daha bulamadık. Anlayacağınız tadı damağımızda kaldı. Şehrin içinde bulunan Long Son Pagoda 19. yüzyıl başlarında inşa edilmiş. Diem hükümeti döneminde özellikle 1963 yılında Budistlere yapılan eziyeti protesto ederken ölen rahip ve rahibelerin anısına adanmış. Girişte 24 metrelik Buda'nın Nirvana'ya eriştiğini simgeleyen uyuyan ya da yatan Buda heykeli vardı. Heykel uğurlu kabul ediliyor olmalı. Çünkü inananlar dirseğine dokunup dua etmeden gitmiyorlardı. Gittiğimizde tapınakta ayin vardı, içeri almadılar. Biz de arka taraftaki bahçesine gittik. Merdivenlerle tırmandığımız bahçenin tepesinde şehrin her yerinden gördüğümüz lotus çiçeğinin ortasında oturan devasa Buda heykeline ulaştık. Bahçede ölenlerin küllerini sakladıkları mezarlar da vardı. Fakat çok bakımsızdı. Pek çoğu kırılmış, her yer fayans kırıklarıyla doluydu. Etrafı gezip dönerken tapınağın kapılarının açılmış olduğunu, ayini dışarıdan izlettiklerini gördük. Zaten kısa bir süre sonra da ayin bitti. Böylelikle geniş, ferah, süslü tapınağı ziyaret edebildik. Şehrin ortasında bulunan katedralin orijinal adı Christ the King. Ancak halk arasında taştan yapıldığı için taş ya da dağ kilisesi veya Nye Chan Katedrali olarak anılıyor. Arka tarafında manastır ve bir de okul var. Sömürge döneminde yapılan uzun saat kuleli gotik kiliseyi karşıdan görünce kendimizi ortaçağ Avrupa köylerinden birindeymişiz gibi hissettik. Yanına gittiğimizde üç gelinin dış çekimi yapılıyordu da nerede olduğumuzu idrak ettik. Vietler çok tatlı bir halk. Fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Bence Vietnam'ın en popüler mesleği fotoğrafçılık. Neyse, biz katedrale dönelim. Katedralin içi de tonozlu, yüksek tavanlı, gül ve vitraylı pencereleriyle klasik gotik mimari tarzındaydı. İçerisi serin ve ferahtı. Ama gelinler dışarıdaydı. O yüzden dışarısı bize daha cazip geldi. Bol bol fotoğraf çektik. Nye Chang'ın belki de en ilginç yerlerinden biri olan Ikui Historical Village, yani Ikui Tarihi Nakış Köyü'nden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Vietlerin Çinlilerden ipeğin elde edilmesini öğrendikten sonra başladığını tahmin ettiğim bu nakış işinin günümüzde resim ve nakışı birleştirerek oluşturdukları son halini burada hayretler içinde izliyorsunuz. Aslında Ikui köyleri bir tür kooperatifmiş. Unutulmaya yüz tutan nakış işinin hem yeni bir bakış açısıyla canlanması hem de kadınlara iş olanağı sunması adına kurulmuş. Geleneksel kıyafetler içinde büyük gergeflerde kadınların nasıl nakış işlediğini görebileceğiniz, hatta işlemeyi öğrenebileceğiniz bir yer. Gittiğimizde işleyen kadınlar yoktu. Nakışları ipek ya da ince kumaş üzerine, desenleri de ipek ipliklerle, anladığım kadarıyla sarma tekniğiyle işliyorlar. Yağlı boya,
sulu boya resimleri işleyebildikleri gibi fotoğrafları da işliyorlar. Çıkan ürünler tablo, paravan, giysi, takı gibi pek çok yerde kullanılıyor. Bu muhteşem ürünlerin fiyatları da doğal olarak muhteşem. Biz ağzı beş karış açık ayran delisi gibi gezip fotoğraflar çekerken iki Rus çift geldi. Adamlar oturdu. Kadınlar şöyle bir gezip pazarlık bile yapmadan iki büyük tablo ve takılardan alıp gittiler. Vietnam pahalı bir ülke değil. Ama şöyle söyleyeyim, tablolara ödedikleri fiyata biz bir ülke daha gezerdik. İşte böyle. Gözümüz yok. Güle güle kullansınlar. Niye Chang'da? Maalesef zamanımız dolmuştu. Daha gezilecek yerler vardı ama bizim 550 kilometre uzakta Da Nang'a gitmek için saat 18.30'da hareket edecek olan gece trenimizi yakalamamız gerekiyordu. Videomuzun da sonuna geldik. Da Nang'da Ejderha Köprüsü'nde buluşmak üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hayallerinize dokunmanız dileğiyle.